parlak şeyler, değil mi? Ve pırıl pırıl şeyler insan çok hoşuna gider. Onun için mesela kadın kıyafetlerinde de böyle mesela küpe oluyor, bir şey oluyor. Evet. İnsanın, değil mi? Çok dikkatini çekiyor. Yahut mesela bir pırlanta oluyor bir yüzükte. O bile hemen dikkat çekiyor. İnsanların ruhunda cennete eğilimden kaynaklanıyor. Evet. Bu içgüdü olarak bize verilmiştir. O taşları sevdiren bize Allah'tır. Yani biz içgüdü olarak cennete göre hazırlıklı olduğumuz için onu gördüğümüzde adeta hipnotize oluruz. Yani cennet aklımıza gelir bilinç altında. Yani farkında olmadan ondan zevk alırız. Mesela yeşillik gördüğümüzde de yani cennete olan eğilimimizden olur. Ve hep daha mükemmelini düşünürüz. O parlak taşları olan merak da yine cennette olan içgüdümüzdendir. Yani cenneti bilmekten kaynaklanan bir zevktir. Yani insanlar tabii mesela elma aldıklarında hiçbir zaman için mükemmel elmayı bulamazlar. Hep en iyisinin olacağını bilir insanlar. Hangi insana sorarsanız sorun. Yani muzun daha mükemmeli, elmanın, kirazın, her şeyin daha mükemmelini insanlar bilir. Evin, kıyafetin, mesela hiç kimse gerçek anlamda kıyafetini beğenmez. Hep daha iyi bir kıyafet anlayışı vardır. Bu işte cennete olan kodlamadandır. Yani insanın ruhu cennete göre kodlanmıştır. Eğer cennettekini bulamazsa insan beğenmez. Bulamayacağı için de bir türlü beğenemez. Yani gerçek anlamda beğenemez. Yani dünyada da mesela hiçbir kadın gerçek anlamda güzel değildir. Yani insanlar hep onda bir eksikliği hisseder. Yani şiddetli eksikliği hisseder. Cennete tam dünyada cennet aradığı kadını bulan hiçbir insan yoktur yani fizik anlamda. Ama ruhen çok mükemmel kadınlar vardır tabii. Ruh kişilik olarak çok güzel insanlar vardır. Ama insanların hoşlandığı şeyler orada çok da mesela altın burada çok nadir olan bir şeydir dünyada. Allah az yaratır. Mesela cennette altının gerçeği vardır ve çok fazla kullanılır altın. Mesela bu şu ahşabın üstünde altın mesela çok az kullanılıyor. Dikkat ederseniz çok gözümüzü alıyor, çok hoşumuza gidiyor. Evet. Değil mi yani bir parça varak kullanılmış çok zevk alıyoruz. Mesela bir parça nakış var hoşumuza gidiyor. Cennette nakış çok çok fazladır. Bu da beynimizin içinde yaratılıyor şu an. Dışarıda varlığı var ama beynimiz içinde yaratılıyor. Çok hoşumuza gidiyor. Mesela cennetin güzel yönlerinden birisi mesela diyor ki cennette öyle köşkler vardır ki içindeki dışındakini, dışındaki de içindekini görür. Tamamen kristal. Her yer kristal. Yani cennetin özelliği odur. Mesela ışık cennette çok kullanılan bir güzelliktir. Her şey pırıl pırıldır. Yani her şey parlar. Her şey çok fazla nakışlı ve detaylıdır. O yüzden insanların adeta gözü kamaşır cennette. Bir güzelliktir. İnsanlar hep bunu arar dikkat edin. Hep ışıltıyı, ışığı, saydamlığı, suyu ararlar. Hep işte bilinç altındaki Allah'ın o cennete verdiği içgüdüden kaynaklanıyor. Mesela küçücük de olsa bir göl ister. Mesela küçük de olsa bir ırmak ister insanlar. İlla ki su olsun. Yani o bilmez onun içinde bir içgüdüdür. O cennet olan eğilimdendir. Mesela parlak ufak tefek bir taş bile olsa onu hipnotize eder. Çok hoşuna gider. Bu Ha. cennetin bir vasfıdır. Müslüman çok nezih olacak, çok derin düşünen, affedici, şefkatli, kendinden çok etrafını düşünen, onların mutluluğu için gayret eden, çok temiz, çok bakımlı, etrafını güzelleştiren, mesela evinde ise evi güzelleştiren, kendi bedeninin düzgün olmasını, kıyafetinin, saçının bakımının güzel olmasını sağlayan, konuşmalarının güzel olması, bakışlarının güzel olması, sesinin güzel olması, evin havasının güzel olması, yiyeceklerin güzel olması, müziğin güzel olması, hitapların güzel olması, her şeyin güzel olması için uğraşacak. Çünkü müminin ruhu cennet, cennet diye böyle bağırır, ister yani. Ve dünyada da bunu sürekli arar. Allah'tan bunu istemektir, bu duadır. Mümin bunu istediğinde her yeri Allah ona cennete çevirir adeta. Sürekli mükemmelleşme Müslümanın bir idealidir. Bakın insanlar cennetten gelir buraya cennetlik olanlar. Cehennemlik olanlar da cehennemden geliyorlar. Yani an olduğu için dünya tek bir an olduğu için onu söylüyorum. Mesela Peygamber Efendimiz zaten cennetteydi. Yani sonradan cennete gitmiş değil. Şu anda da cennette Peygamber Efendimiz. Daha Peygamberimiz gelmeden önce, doğmadan önce de cennetteydi yalnız. Yani dolayısıyla cennetten dünyaya gelmiş oldu.